29 Ekim 1923. Ankara'da Büyük Millet Meclisi toplantı halindedir. Saat 20.30'da uzun ve hararetli münakaşalar sonunda yeni Türk Devleti'nin bir cumhuriyet olduğuna karar verilmiş. Şimdi cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmaktadır. Saat 20.45'te başkanlık kürsüsünde bulunan İsmet Bey, İsmet Eker toplanan oyların neticesini bildirir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığına 158 üye oy birliğiyle Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini seçmişlerdir. Bu sıfatıyla Cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyet-i milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin sadıkine, sadıkane ve bütün kuvvetimle sarf-ı mesai Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemal-i şiddetle men, Türkiye'nin şan ve şerefini hikayede ilaya ve derud ettiğim vazifenin icabatına hasır nefsetmekten ayrılmayacağıma namus üzerine söz veririm. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır artık. Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de en seçkin yeri, gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı destanıyla, Türkiye Cumhuriyeti mucizesiyle ve sayısız inkılaplarıyla Atatürk almıştır. Atatürk çok mütevazi bir ailenin içinden çıkmış, gençliğinin ilk yıllarından itibaren askerlik mesleğine girmişti. Genç bir kurmay subay olarak ordu saflarına katılmasından itibaren aldığı her türlü görevi de büyük bir başarıyla sonuçlandırmıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mütareke gereği ordu terhis edilip ülkenin her tarafı müttefiklerce işgal edilirken İstanbul'a geldi. 16 Mayıs 1919'a kadar çalışmalarını burada sürdürdü. Önce Harbiye Nazırı olmak ve orduyu toparlamak çabası gösterdi. Ancak girişimlerinden hiçbir olumlu sonuç alamayacağını anlamakta gecikmedi. Artık tek çözüm yolu Anadolu'ya geçip halkı işgal kuvvetlerine karşı teşkilatlandırmak ve her cephede savaş vererek bağımsızlığı kazanmaktı. Atatürk, Genelkurmay'daki arkadaşlarının yardımıyla Anadolu'da bir göreve atanmayı başardıktan sonra 16 Mayıs 1919'da Bandırma adlı küçük bir vapurla yola çıkmak üzere Şişli'deki evinden ayrıldı. Atatürk arabaya binmeden evvela annesini, kız kardeşini, sonra bizleri öptü. Allah'a ısmarladık dedi. Sizi dedi ben her zaman arayacağım, merak etmeyin. Benim elimde ufak bir güğüm tutuşturdu Sübeyde Hanım annem. Atatürk'ün arabası hareket eder etmez arkasından su döktüm. Uğurlu olsun diye. Şimdi Atatürk İstanbul'dan memleketi kurtarmak için ciddi bir surette meşgul olmak, çalışmak kararıyla hareket etmiştir. Buna hiç şüphe yok. Ve bu kararın muhtelif safhalarını, ihtimallerini mümkün olduğu kadar görüşmelerimizde konuşurduk ve anlatırdı. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a ayak bastığı andan itibaren yayınladığı bildiri, tertiplediği kongrelerle milleti işgal kuvvetlerine karşı teşkilatlandırmaya ve direnmeye çağırdı. Kongrelerde misak-ı milli saptandıktan sonra heyeti temsiliye merkezini Ankara'ya taşıdı. 23 Nisan 1920 günü Anadolu'nun çeşitli yörelerinden seçilen milletvekilleriyle İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'dan Anadolu'ya geçenlerin katıldığı Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başladı.
Müttefikleri tarafından desteklenen Yunanlılarsa 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkmışlar ve Anadolu içlerine doğru yürümeye başlamışlardı. Mustafa Kemal'in planladığı esaslar ve bütün imkansızlıklara rağmen eldekilerin azamisi kullanılarak hazırlanan Büyük Millet Meclisi ordusu, Ege kıyılarından Anadolu içlerine ilerleyen Yunan taarruzlarını 1. ve 2. İnönü ve Sakarya muharebelerinde durdurduktan sonra 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz sonunda İzmir'de denize döktü. Atatürk zaferi sağlayan bu ordunun teşkilinde ve seferlerin acı günlerine dayanmakta, netice günlerinde kesin vuruşlu sevki idarede hakkıyla başkumandanlık etmiştir. Ümitsizlik anlarını yenmiş, vasıtasızlık ve imkansızlık unsurlarını tesirsiz bırakmıştır. Zaferden sonra Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla milletler arası sorunlar çözüldü. Bu arada Mustafa Kemal İzmir'e girişinde tanıştığı Latife Hanım'la 29 Ocak 1923'te hayatının ilk ve son evliliğini yaptı. Latife Hanım gelmiş, tabii giremezsiniz demişler. Burası başkumandanlık karargahı demişler. Buraya giremeyeceksiniz hanımefendi. Kimseniz olmaz. Neyse. Yukarıya haber yollayın demiş. Ben bu evde oturuyorum. Benim ev babamın evidir burası. Hemen yaveri göndermiş kendi. Yaver Bey almış onu. Beraber çıkmışlar yukarıya. Tabii Atatürk çok kibardı. Çok zarif bir insandı. Nurlarda yatsın yani. Bambaşka bir insandı. Herkese uyar. Herkesin şeysini böyle dikkat ederdi, nasıl sezerdi onu anlayamıyorum yani. Başka türlü bir insandı. Hemen ayağa kalkmış, hoş geldiniz efendim demiş. Ben de orada demiş ki, siz de hoş geldiniz Paşa Hanım, Paşa Hazretleri demiş. Ondan sonra müsaade ederseniz elinizi öpeyim efendim demiş. Aman efendim demiş, estağfurullah. Siz hanım olarak benim elimi öpmeyin, ben müsaade ederseniz sizin elinizi öpeyim küçük hanım demiş ona. Ondan sonra böyle tanışmaları bu. Şimdiki gördüğümüz medeni nikahlar gibi aynı şekilde evlendiler. Ne var ki bu evlilik uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra boşanmak zorunda kaldılar. Lozan'da milletler arası sorunlar çözüldükten sonra şimdi sıra devletin şeklini belirlemeye gelmişti. Devletin şekli belli değildi. Büyük Millet Meclisi hükümeti adıyla seferleri yaptık, müzakereleri yaptık. Fakat uluslararası siyaset aleminde belli olan devlet şekillerinden hiçbirinde böyle geçici bir usulle devlet idare etmek yoktu. Onun için ister istemez bilinen usullerden birine devletin şekli ve geleceği bağlanacaktı. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletinin ruh ve karakter yapısına daha uygun olduğunu değerlendiren Mustafa Kemal, Türk milletinin yaratılış ve anlayışına en uygun yönetim cumhuriyet yönetimidir diye düşünüyordu. Amiral de Robek, işgal kuvvetlerinin başkumandan yardımcısıydı. İngiliz hariciyesine yazdığı bir raporda İzmir'in işgalinden sonra vaziyetin tamamen değiştiğini, Anadolu'da yeni bir hareketin başladığını, bu yeni hareketinin adının da bağımsız bir cumhuriyet olduğunu, bütün olayların bu tarafa doğru gitmekte olduğunu belirtiyordu ve bu doğruydu. Atatürk'ün düşüncesi de böylece keşfedilmiş oluyordu. Atatürk cumhuriyeti bir fazilet rejimi olarak, bir ahlakilik rejimi olarak kabul etmişti.
Büyük Millet Meclisi reisi Gazi Mustafa Kemal, başrolün eserin kat'i askeri ve siyasi zaferden sonra ikmal edilmesini, tamamlanmasını çok evvelden beri tasarlamış, yakın arkadaşlarıyla konuşmuş, Cumhuriyet'in ilanı tabii bir netice olarak bizim aramızda kararlaşmış gibiydi. 27 Eylül'de Türk basını Mustafa Kemal Paşa'nın Avusturyalı bir gazeteciye verdiği şu beyanatı yayınladı. Anayasaya göre hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. Yürütme kudreti, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Bu iki hamleyi bir kelimeyle anlatabilmek için hangi sözlükte aranırsa aransın, sözü geçen kelime cumhuriyet olacaktır. Bu sıralarda mecliste bir anayasa sorununun ortaya çıkardığı bunalım ileri boyutlara uzanmış ve Bakanlar Kurulu 27 Ekim'de istifa etmişti. 28 akşamı Atatürk'ün yanında ufak bir toplantı halinde bulunduk. Atatürk ertesi günü Cumhuriyet ilanı olacağını bildirdikten sonra herkes ayrıldı. Hiçbir konuşma olmadan oturduk, biz de yarın ertesi günü çıkarılacak kanunu yazdık. O söyledi, ben yazdım. Şimdi Atatürk bunu ertesi gün nasıl çıkaracaktı? Kesin kararlıydı, mutlaka çıkaracaktı. Kuşkuları neticeden yoktu. Uzun tartışmalardan sonra 29 Ekim 1923 günü Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet İdaresi kabul edildi. Mustafa Kemal Paşa 158 üyenin oylarının tamamını alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal kendini Cumhurbaşkanlığına seçmiş olan mecliste yaptığı teşekkür konuşmasında Türk milletine ve Cumhuriyet'in geleceğine olan inancını şöyle belirtti. Arkadaşlar, bendeniz mahzar olduğum bu güven ve itimada layık olmak için pek mühim gördüğüm bir nokta ki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç yüksek heyetinizin şahsım hakkındaki sevgi, ilgi ve güveninin ve desteğinin devamıdır. Ancak bu sayede ve Allah'ın inayetiyle şahsıma verdiğiniz ve vereceğiniz vazifeleri en iyi şekilde yapmaya muvaffak olabileceğimi ümit ederim. Daima muhterem arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir surette yapışarak onların şahıslarından kendimi bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Milletin teveccühüne daima dayanarak hep beraber ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Cumhuriyet'in ilanı aynı gece yurdun her yerine bildirildi. Her yanda 101 pare top atılarak bu önemli gün kutlandı. Ertesi gün Atatürk İsmet Paşa'yı başvekil olarak görevlendirdi. Cumhuriyet'in ilanı büyük bir rejim değişikliğidir tabii. Eski rejimin taraftarları mutlaka vardır, çaba sarf etmişlerdir, uzun emek sarf etmişlerdir. Cumhuriyet'in imparatorluk idaresinde esaslı farkı yalnız hükümet teşkili değil, memleketin idaresi şekli değil, memleket idaresinin merkezinin de Ankara'ya gelmesidir. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçildiği günlerde Türkiye'nin ilginç bir iç ve dış siyasi durumu mevcuttu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilgiye uğrayan devletler arasında yalnız Türkiye milli mücadele sayesinde galip devletlerle eşit şartlar içinde barış imzalamıştı.
Lozan'dan sonra Türkiye'nin jeostratejik önemi artmış, Türkiye 1923'ten sonra Avrupa'nın bütün güçlü devletleriyle hukuken komşu duruma gelmişti. Diğer yandan Atatürk, içeride daha mütecanis bir devlet oluşturmak için çalışmalara başladı. İnkılapların oluşmaya başladığı safhada Atatürk'ün çevresinde tam bir kadro bulunmuyordu. Bu kadroyu zamanla kurmak, yapılan ve yapılacak inkılapları sürdürüp korumak için Atatürk büyük çaba gösterdi. İnkılaplara ve Atatürk'e kişisel nedenlerle karşı çıkanlar onun bazı eski arkadaşlarıyla bir kısım iddiatçılardı. Onun eski arkadaşlarının da bir bölümü kişisel nedenlerle saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasını yerinde bulmuyorlardı. Tamamen şahsi sebepler dolayısıyla. Bu arkadaşlarının bir bölümü mesela Kazım Karabekir gibi çok değerli bazı arkadaşları saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasını yerinde bulmakla beraber inkılap adımlarının bundan sonraki akışında sürekli olarak kendilerine danışılmasını, kendi fikirlerinin alınmasını arzu ediyorlardı. İttihatçılar da eski iktidarlarını sürdürebilmek için, yeniden iktidara gelebilmek için teşkilatlanıp bir siyasal mücadeleye hazırlanmak eğilimindeydiler. Karşı devrimcilerin bir bölümü de ideolojik nedenlerle bu cepheye katılmışlardı. Onlar yüzlerce yıl süren eski devlet alışkanlıklarını, eski kurumların kaldırılmasının yerinde olmadığını düşünüyorlar ve bu nedenle büyük bir tepki gösteriyorlardı. İşte Atatürk'ün bu eski arkadaşlarının bir bölümü bazı iddiatçılar ve bu son söylediğim gruba mensup bir takım kişiler birleşerek 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı altında yeni bir parti oluşturdular. Bunların bir bölümü de Halk Fırkası'ndan çıktı. Bu parti doğrudan değil ama dolaylı olarak irticai faaliyetlerin çoğalmasına ve güçlenmesine sebep oluyordu. Diğer yandan Şeyh Said İsyan'ın çıkmasında da yine dolaylı olarak etken olmuştu. 1925 yılının Şubat ayında iktidarda Fethi Bey kabinesi bulunuyordu ve Şeyh Said İsyan'ın konusunda Fethi Bey köklü bir çözüm yolu aramamıştı. Atatürk, Şeyh Said İsyan'ın bastırılmasını ve bundan sonra yapılacak inkılapların daha köklü bir biçimde başarıya ulaşabilmesi için başbakanlığa İsmet Paşa'yı getirmeyi düşündü ve İsmet Paşa Mart başında başbakanlığa getirildi. Yeni kurulan İsmet Paşa hükümeti çok sert tedbirlere başvurdu. Bunun birincisi takrir-i sükun kanunu ve hemen arkasından da bu kanuna bağlı olarak kurulan iki istiklal mahkemesi. Ve böylece yeni bir dönem başlıyordu. Bu sert önlemler kısa zamanda sonuçlarını gösterdi. Şeyh Said İsyan'ı Mayıs ayında bastırıldı ve arkasından da zamansız doğmuş bulunan, inkılap süreci içerisinde doğmuş bulunan Terakkiperver Parti'nin kapatılmasını getirdi. Ancak inkılapları yürüten kadro, özellikle Atatürk ve İsmet İnönü tek parti yönetiminin sakıncalarını biliyorlardı. Parlamento içinde dürüst ve çalışkan bir muhalefetin bulunmasını rejimin geleceği için zorunlu görüyorlardı. 1930 yılının Ağustos'unda arkadaşı Fethi Bey'i Paris'ten getirterek yaptığı bir görüşmeden sonra onu ikna etmiş ve ona yeni bir parti kurdurmuştu. Bu parti Serbest Cumhuriyet Parti'ydi. Bu partinin kurulmasıyla beraber onun yanında başka partiler de kuruluyordu ancak en önemli parti bu olduğu için özellikle dikkati bu parti çekmişti. Bu partinin kurulmasında kısa bir süre sonra güçlenmesi ve yaygınlaşması sağlandı. Ama aynı tarihlerde Amerika'da başlayıp Avrupa'ya yayılan dünya ekonomik buhranı Türkiye'de de etkisini gösterdi. Özellikle Ege bölgesinin tüccarı ve üreticisi malını satamamanın vermiş olduğu sıkıntıları yaşıyordu. Bu dönemin bir başka görüntüsü de 7 seneden beri sesini çıkarmamış, susmuş bulunan irticai ve bütün muhalif hareketlerin bu partinin kurulmasıyla beraber su yüzüne çıkmaya başlaması oldu. İşte bu yeni partinin kurulmasının irticai faaliyetlere zemin hazırlar hale gelmesi Fethi Bey'i bile tedirgin etmiş ve sonuçta Fethi Bey ülkenin menfaatlerini göz önüne alarak rejimin tehlikeye, inkılabın tehlikeye girmemesi için Atatürk'le de yaptığı bir görüşmeden sonra partinin kapatılması kararını aldı. Ancak partinin kapatılmasından çok kısa bir süre sonra, bir buçuk ay sonra Menemen'de bir
Türk subayı vahşice irtica bir grup tarafından başı kesilerek öldürülmüştü. Bu da gösteriyordu ki partinin kapatılması konusunda Fethi Bey'in almış olduğu karar yerindeydi ve 7 yaşında olan Cumhuriyet için bu çok partili dönem maalesef ikinci dönemi olarak da başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı sırasında oturduğu Çankaya Köşkü. Şimdi müze olarak kullanılıyor. Atatürk'ün çok sayıdaki kitabının bir kısmı burada, bir kısmı Anıtkabir'de muhafaza edilmektedir. Okumak, öğrenmek, öğretmek, akıl, bilim, teknoloji, kalkınma. Atatürk'ün gerçekleştirdiği bütün eserlerin temelinde sağlam düşünce, akıl ve hareket vardır. Bütün faaliyetlerin çıkış noktası konulara akılcı bir noktadan yaklaşmak olmuştur. Milletin geleceğini tarihsel ve toplumsal gerçeklere uygun biçimde akılcı bir yolla çizmek, Atatürk'ün insancıl bir görüş ve yargı içinde gerçekçiliğe bakışıdır. Evet, Atatürk gerçekçiydi. Hem de cesur bir gerçekçi. Bakın, soğuk bir kış gecesi bu salonda bulunanlara şunları anlattı. Biz Harbiye'de talebeyken mektebin sobaları yanmazdı. Bütün kış titreşir dururduk. Nihayet bir gün durumu arz etmek için müdüre çıktık. Müdür Zülüflü İsmail Paşa adında bir saray uşağıydı. Biz daha ağzımızı açmadan, "Ne soğuğu be nankörler, görmüyor musunuz? Sobalar nasıl gürül gürül yanıyor. Defolun buradan," diye bizi kovdu. Hakikaten de müdürün sobası gürül gürül yanıyordu. Sıcaktan göğsünü bağrına açan müdür zannediyordu ki bütün sobalar böyle yanmaktadır. Çocuklar, bu köşkte kendimizi Zülüflü İsmail Paşa gibi aldatmayalım. Beraberdik bir gün. Gene böyle gezerken güllerin arasında güzel bir çiçek gül gördüm ben böyle. Henüz aç, konca halinde, tam açmamış. Ben onu tutup koparıp Atatürk'e vermek istedim. Hemen elimi tuttu Atatürk. "Yapma çocuğum, koparma," dedi. Ben şaşırdım. "Size verecektim," dedim. "Bırak onu," dedi. "Kendi ağacında hayatını tamamlasın," dedi. Aynı zamanda bu kadar da merhametliydi Atatürk her şeye karşı. Sevdiği şeylere zarar gelsin asla istemezdi. Başta insanlar, memleketi, milleti ve doğa tabii. Bu kadar da hassas bir kişiydi Atatürk. Atatürk ayrıcalığı olmayan, sınıfsız ve kaynaşmış bir millet bütünlüğüne inanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik ve inkılapçılık ilkelerine bağlı kaldı. Milli egemenliğe dayanan yepyeni bir Türk devleti kurulunca inkılabın bütün safhaları bu devlet içinde oluştu. Siyasi bir kurum olan devleti değiştirmek, sonra da geliştirmek, inkılabın ilk ve en önemli bölümüydü. Padişahsız bir devletin olabileceğinin düşünülmediği bir ortam ve dönemde, saltanat kaldırılıp cumhuriyet kurulduktan sonra, dinsel esaslara dayanan yönetimi elinde bulunduran halifelik kurumu kaldırılarak devlet laikleştirildi. Yeni anayasayla din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Osmanlı yönetiminde temel olan dini hukuk sisteminin Türk inkılabıyla yıkılmasından sonra laik devlet ilkelerine uygun bir hukuk sistemi getirildi. Bu anlayışla 8 Mayıs 1926'da Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu çıkartılarak kişinin hak ve ilişkilerine
çağdaş bir görünüm kazandırıldı. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Tek kadınla evlenme zorunluluğu kondu. Boşanma hakkı mahkemeye verildi. Nikahın devlet eliyle kıyılması sağlandı. Böylece aile eski ve kötü uygulamanın yıkıntısından kurtarıldı. 3 Nisan 1930 tarihli belediye kanununun kabulüyle Türk kadınının belediye seçimlerine katılma, 5 Ağustos 1934 tarihli kanunla da seçme ve seçilme hakkına kavuşması gerçekleştirildi. Miras konusunda kız ve erkek çocuklar arasında eşitlik sağlandı. 1 Mart 1926 tarihli ceza kanunuyla ceza hukuku, 29 Mayıs 1926 tarihli ticaret kanunuyla ise ticaret ve yargılama, icra ve iflas sorunları çağdaş düzeye getirildi. Atatürk ömrünün son günlerini bu muhteşem salonda geçirdi. Ne var ki o bir halk çocuğuydu. Halk için, halkla beraber yaşamış bir halk çocuğu. O bu gösterişli fakat soğuk eşyalar arasında sıkıcı protokol kurallarına uyarak yaşamaktansa halkıyla beraber olmayı tercih ediyordu. Atatürk bir sabah erken saatlerde saraydan gizlice ayrıldı. Kimseye haber vermedi. Bir müddet sonra bulundu tabii. Aradan zaman geçtikten sonra o büyük insan o günkü anılarını şöyle anlattı. Kalın kaputumu giydim. Hiç kimseye sezdirmeden büyük kapıdan serbestçe çıktım. Beni gören nöbetçiler selam verdiler. Hepsi o kadar. Oradan bir tramvaya bindim. Doğruca Sultanahmet'e, oradan da Topkapı Müzesi'ne gittim. Kapıcı karşıladı. Atatürk olduğumu ve müzeyi gezmeye geldiğimi söyledim, kabul etmedi. Saat daha 9 olmadı, memurlar gelmedi. Onlar gelmeden giremezsin, dedi. Ben de, ne yapalım, ben de oturur beklerim, dedim. Ve orada bulunan bir banka oturarak saat 9'a kadar bekledim. Müdür geldi, beni derhal içeri aldı. Müzeyi elimi kolumu sallayarak gezdim. Milletiyle insanlık arasında bir mutluluk ve barış köprüsü kuran Atatürk, ülkesini çağdaş uygarlık düzeyinin ve çıkarma ilkesini akılcı ve ustaca atılımlarla çizmişti. Eğitimciliği bu atılım çizgisinin başlangıç noktasıydı. Sakarya muharebelerinden hemen önce ordunun geri çekilmesinin gündemde olduğu bir sırada Ankara'da bir maarif kongresi toplayarak eğitim ve kültür stratejisini anlattı. Bugüne kadar takip olunan öğretim yöntemlerinin milletimizin gerileme tarihinde önemli etken olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken eski devrin boş inançlarından ve yaratılış niteliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, milli karakterimiz ve tarihimizle uyumlu kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın tam olarak gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilir. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda Osmanlı döneminde dinsel esaslarla yürütülen eğitim düzeni, inkılabın amacına uygun ve çağın gerektirdiği bir sisteme kavuşturuldu. 3 Mart 1924'te kabul edilen bir kanunla Türkiye'de öğretim birliği sağlandı. Ülkedeki bütün ilim ve öğretim kurumları Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Dini birer eğitim kurumu olan medreseler kaldırıldı ve Türk eğitimindeki ikiliğe son verilerek sistemin bütünüyle çağdaş bir doğrultuda geliştirilmesi yolu açıldı. 2 Mart 1926 tarihli bir kanunla eğitim ve öğretim işleri düzene kavuşturuldu. Bu esaslara göre yüzlerce çağdaş okul ve öğretmen okulu açıldı.
Atatürk çocukları hakikaten çok severdi. Onların gelecekte büyük kişiler olacaklarına inanıyordu. Tabii iyi yetiştirmedikleri takdirde elbette. Dünyada ilk defa da Atatürk çocuk bayramını hediye etti Atatürk. 23 Nisan'da çocukların bayramı olarak Atatürk hediye etti. Dünyada hiç bunun artık bir şey yoktu. Çocukları mutlaka ileride büyük kişiler olacağına da inanıyordu Atatürk. Mesela Atatürk bizleri de çocukken aldı. Ben ilkokuldayken Atatürk'ün yanına gittim. Zaman zaman bizim okulumuza gelirdi. On bizleri dinlerdi. Biz eve dönüp geldiğimiz zaman, yani köşke geldiğimiz zaman, akşamları bizle meşgul olurdu. Derslerimizi sorardı. Bazen bilmediğimiz şeyler olursa bayağı üzülürdü. Ve bize onu tekrar kendisi anlatırdı. Yani yetişmemizi isterdi. Öğretimi zorlaştıran en önemli sakınca Türkçenin Arap harfleriyle yazılmasıydı. Arap harfleri öncelikle öğretim işinde büyük zorluk yaratıyordu. Türkçeyi 1000 yıldan beri düştüğü bu çıkmazdan kurtarmak yalnız Atatürk'ün eseri olmuştur. 1927 yılı içinde Atatürk bu konuda etkinliğe geçme vakti geldiğini kararlaştırdı. Latin alfabesi, Türk dilinin yazılması ve okunması için en elverişli harfleri taşıyordu. Bir bilim kurulu bu alfabeyi inceleyerek yeni Türk harflerini saptadı. İlk harf inkılabına karar verildiği gece babam Atatürk'le beraber Dolmabahçe'de karar veriyorlar, Latin harfleri alacaklar. Ve heyecan içinde babam eve dönüyor. O sırada Kadıköy'de halamın evinde kalıyorlar. Annemi uyandırıyor ve diyor ki hanımefendi artık bunlar, bak ben sana ne göstereceğim. Hemen önüne bir kağıt koyuyor, kalem veriyor ve diyor ki sen artık bundan sonra ismini, Mehübe ismini bu şekilde yazacaksın. Bir Latin harfleriyle gösteriyor nasıl yazacağını, kendisi yazıyor, anneme yazdırıyor. Büyük heyecan içinde, tabii annem de biraz uyku sersem ama annem de o heyecana kapılıyor. Ve böyle büyük bir mutlulukla Latin harflerini kullanmaya başlıyorlar. O günden sonra babamın eski Türkçe kullandığı, eski Türkçe yazdığını hiç görmedik. Yani ben görmedim, kimse görmedi. Hatta eski Türkçe bırakın yazmayı, yazılan notları bile nezaketle bir usulünü bulup geri çevirirdi. Yani okumazdı onları. 9 Ağustos 1928'de Atatürk Sarayburnu'nda harf inkılabını müjdeleyen ünlü konuşmasını yaptı. Çok işler yapılmıştır. Ama bugün yapmak zorunda olduğumuz son değil, fakat çok gerekli bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanseverlik görevi biliniz. 1 Kasım 1928'de Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni Türk harflerinin yasalaşmasından sonra geniş halk kitlelerine okuma yazma öğretmek üzere bir örgüt kurulması yoluna gidildi. Millet Mektepleri adı verilen bir teşkilat kurularak Mustafa Kemal Millet Mektepleri baş öğretmeni ilan edildi. Gerçekten de Atatürk'ün mücadelesi ve ıslahatı bir millet için anlaşılması kolay olmayan esaslı meselelerdir. Bugün harflerini değiştirmek isteyen 100 milyonlarca insan vardır ki harf devrimi gibi bir fevkalade teşebbüsü söylemeye dahi cesaret edemezler. Nitekim bizde harf devriminden sonra onun lüzumuna inananlar bile onu kendi nefislerinde tatbik edememişlerdir. Her devrim gibi ve her devrimden çok harf devrimi yenilmez savunucusunu yeni yetişen genç nesillerde bulmuştur. 31 Mayıs 1933'te İstanbul Üniversitesi'nin kurulması hakkında kanun çıkarıldı. Darülfünun tarihe karıştı. İstanbul Üniversitesi çağdaş modellere uygun olarak teşkilatlandırıldı. Tarih ve dil anlayışı değiştirilerek milli bir kültürün oluşması yolu açıldı. Güzel sanatlar, tiyatro, müzik ve buna benzer çeşitli alanlarda yapılan kültür reformları gerçekleştirildi ve bu kollara ait okullar açıldı. Kılık kıyafet değiştirildi. 21 Haziran 1934 tarihli kanunla
soyadı kullanma zorunluluğu getirildi. Bu meyanda Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk soyadı verildi. Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak uluslararası takvim kabul edildi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaklaşık her 10 yılda bir açılan savaşların yıkıntısı, düzensiz yönetimin doğurduğu iç ayaklanmalar, toprak kayıpları, kapitülasyonlar, plansız ve programsızlıklar gibi nedenlerle perişan bir duruma düşen devlet iktisadi hayatı, özellikle Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı sonunda Türk toplumunu yıkmıştı. Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde bu ekonomik çöküntünün mutlaka bir düzene sokulması gerekiyordu. 18 Şubat 1923 günü İzmir'de toplanan İktisat Kongresi'nde alınan kararlar gereği atılımlara derhal başlandı. Aşar vergisi kaldırıldı. Toprak reformu getirildi. Hayvancılık ve ormancılık alanlarında geniş önlemler alındı. Tarımla ilgili okullar açıldı. Teşviki Sanayi Kanunu'yla şeker ve dokuma fabrikaları kuruldu. 1929 yılında uluslararası ekonomik buhranın olumsuz etkileri önlenmeye çalışıldı. Birçok ülkeler acımasız buhran karşısında sarsılmış ve umutsuzluğa düşmüşken biz bu kapsal felaket önünde cüda irkilmedik. Yurdun ekonomisini yeni bir düzene yönetlemiş bulunuyoruz. Arsı ulusal tecimi denkleştirerek, iç pazarı harekete getirerek kendimizi korumayı başardık. Asıl önde tuttuğumuz iş, geniş bir endüstri programını gerçekleştirmeye başlamak olmuştur. Bu program tamamıyla gerçekleştiği gün şüphesiz yurttaşın geçimi hiç olmayacak derecede genişleyecektir. Tarım ve endüstri hareketlerimiz birbirini kollayan tedbirlerle yapılmaktadır. Maden ürünlerimiz son zamanlarda özel bir gelişim gösterdi. Umudumuz odur ki gelecek kurultay maden işleriyle beraber deniz ekonomisinde bugün almakta olduğumuz tedbirlerin verimli sonuçlarını vermiş olarak toplanacaktır. 1933 yılında ilk defa Türk tarihinde modern sanayileşmeye başlandığının ifadesi olan 5 yıllık plan hazırlandı. Ekonomi, maliye, bayındırlık ve sağlık işlerinde büyük atılımlar yapılırken ordu da modern hale getirildi. 1923-1938 Atatürk dönemi Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında en hızlı sonuç aldığı bir dönemdir. Bunu çeşitli göstergeler, çeşitli istatistikler doğrulamaktadır. Bu dönemde Türkiye'nin gayri safi milli hasılası, yani bir sene içerisinde yaptığı üretimin toplamı yılda %7.4 oranında artmıştır. Türkiye'nin milli gelirindeki artış tam 3 misli olmuştur. 1968 rakamlarıyla ifade etmek gerekirse 11 milyar Türk lirasından 33,5 milyar Türk lirasına çıkmıştır. Bu derece hızlı bir artışı bundan sonraki hiçbir dönemde görmüyoruz. Gerçekten 1925'te ilga edilmiş olan aşar vergisi Türk köylüsünü, çiftçisini üretime değil adeta kendi kendine yeter bir durumda kalmaya mecbur eden bir vergiydi. Bu kaldırıldı. 1926'da İsviçre Medeni Kanunu'ndan tercüme edilen Türk Medeni Kanunu kabul edildi.
Burada devletin malı olan topraklar köylünün mülkü halinde tescil edildi. 1927'de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu Atatürk'ün devletçiliğe müracaat etmeden vatandaşı teşvik suretiyle büyük bir iktisadi kalkınma hamlesinin gerçekleştirilebileceğini göstermesi açısından son derece ilginç bir olaydır. Fakat bu tabii 1932'den sonra bütün dünyada başlayan dünya iktisadi buhranı, bunalımı nedeniyle yavaşlıyor. İşte o zaman Türkiye'de devletçilik başlıyor. Kanımca Atatürk döneminin belli başlı iktisadi karakteristiğini bu noktalarda aramak yerinde olur zannediyorum. Milli mücadeleye başlarken Atatürk, Osmanlı Devleti'nin tasfiye edileceğini görerek milli devletin sınırlarını çizmişti. Misak-ı Milli denilen bu tespit son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da kabul edilip dünyaya açıklanmıştı. Ne var ki Misak-ı Milli'yi Atatürk ta 1907'lerde tespit etmiş, hatta bu yüzden İttihat ve Terakki yönetimiyle ters bile düşmüştü. Nüfusun çoğunluğu Türk olan Musul ve Süleymaniye Misak-ı Milli sınırları içindeydi. Lozan Antlaşması Musul sorununun çözümünü 9 ay içinde yapılacak Türk-İngiliz görüşmelerine bırakmıştı. Ancak Mayıs 1924'te İstanbul'da başlayan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. İngilizler bu bölgenin kendi koruyuculukları ya da o zamanki deyimiyle kendi mandaları altında bulunan Irak'a bırakılmasında ısrar ediyorlardı. O yüzden görüşmeler bir sonuca varamadı, kesildi. Bütün diplomatik yollar tıkanınca Türk ordusu Musul üzerine askeri bir harekat yapmak üzere hazırlanmaya başladı. İşte bu sırada İngilizler Hakkari'deki bazı Nasturi vatandaşlarımızı ayaklandırdılar. Bu küçük bir ayaklanmaydı ve çok kısa bir sürede bastırıldı. Bunun üzerine konuyu dünya kamuoyunda daha abartmalı bir şekilde gösterebilmek ve milletler cemiyetinin dikkatini tekrar konu üzerine toplayabilmek için daha geniş kapsamlı bir ayaklanmanın çıkartılması İngiliz politikasının hesaplarına uygundu. Böylece 1925 yılının ilkbaharında ünlü Şeyh Said ayaklanması Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde başladı. Bu ayaklanmanın bastırılması bir hayli zor oldu ve uzun sürdü. Çok büyük bir savaştan çıkmış ve ardından ard arda iki büyük ayaklanmayı bastırmak zorunda kalmış Türk ordusu artık o bölgeye bir harekat yapabilecek durumda değildi. Tekrar müzakere masasına oturuldu ve 5 Haziran 1926 tarihinde İngiltere ve onun güdümünde bulunan Irak'la yapılan bir anlaşma ile bazı maddi çıkarlar sağlanması karşılığında bölgenin Irak'a bırakılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Atatürk bir yandan da komşu ülkelerle dostluk ilişkilerini geliştirmeye önem verdi. Güçlenebilmenin başarısı yurt içinde ve milletler arası alanda olan barış ortamına bağlıydı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Atatürk döneminde Türkiye, Lozan'dan sonra gerçekçi olan ve bütün devletlerle iyi ilişkiler kurmayı gerektiren bir milli politika izledi. Milli siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam şudur. Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı korumakla, millet ve memleketin gerçek mutluluk ve bayındırlığına çalışmak, gelişi güzel, ulaşılamayacak istekler peşinde milleti uğraştırmamak, medeni dünyanın medeni ve insanca davranışını ve karşılıklı dostluğunu beklemektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve başlamasıyla birlikte Atatürk'ün ortaya koyduğu dış politika ulusal ve uluslararası koşullara uygun ve gerçekçi bir dış politika olmuştur. Gerçekçiliği şuradan gözümüze batıyor. Devrin büyük devletleriyle ilgili sorunlarını 1930'lara kadar gerçekçi, hayallere kapılmayan, kendi kaynaklarına dayalı olan davranışlara dayandırarak çözen bir dış politikadır. Ve bu yüzden
herhangi bir taviz vermeden 1930'lara kadarki zor bir ortamdır, dış politikanın amaçları gerçekleştirmiştir. Barışçı bir dış politikadır. Bu barışçı dış politika 1930-38 devresi arasında değişen uluslararası koşullara uygun olarak Türkiye'nin misak-ı milli amaçlarından eksik kalan yönlerini mümkün olduğu kadar gerçekleştirebilmiş bir dış politikadır. 1930 Ekim'inde başlayan Türk-Yunan yakınlaşması, Balkanlardaki diğer devletler üzerinde olumlu etkiler yaptı. Özellikle 1933 yılından itibaren faşist İtalya ile Almanya'nın güçlenmeye başlaması, Balkan devletleri arasındaki ufak çekişme artırdı. 14 Eylül 1933'te Türkiye ile Yunanistan 10 yıl için karşılıklı olarak sınırlarını garanti ettiler. 17 Ekim 1933'te Türkiye ile Romanya dostluk ve saldırmazlık antlaşması imzaladılar. 27 Kasım'da Yugoslavya ile de aynı biçimde bir bağlantı yapıldı. 9 Şubat 1934'te bu üç devlet Türkiye ile ortak bir antlaşma imzaladılar. Böylece Balkan Antantı doğdu. Balkanlı bağlaşıklarımızla gittikçe artan bir beraberlik ve dayanışma siyasası gidiyoruz. Ülkelerimizin gereklerini kesin bir bayırlıkla gözetiyoruz. Asıl dikkatleyen Balkan Paktı'nın daha bir yıl içinde arsı ulusal barış için büyük bir etki olduğunun anlaşılmasıdır. Balkan Paktı gittikçe Avrupa barışının başlıca temel taşlarından biri olmak yerindedir. Atatürk'ün barışçıl karakterinin ifadesi olarak bu dört devlet, tarihte ilk defa bir araya geldikten sonra yine Atatürk'ün isteğiyle Sabiha Gökçen Balkan devletlerine bir gezi yaptı. 1938'de Balkan Antantı yapılıyordu ve bir heyet gelmişti Balkanlardan. Atatürk bunları kabul etti ve Atatürk benim de Balkanlara bir tur uçarak bir tur yapmamı istedi Balkan başkentlerine ve onun arzusunu yerine getirmeye ben de çalıştım tabii. Bir ay kadar olmuştu ki artık Atatürk bir gün bana dedi ki çocuğum senin gitmen yaklaştı, hazır mısın dedi. Ben de pek hazırdım ama hiçbir bir cevap verdim. Çünkü Atatürk hastayken böyle bir geziyi yapmak istemiyordum. Onu böyle hasta olarak bırakıp gitmeye gönlüm razı olmuyordu. Tabii büyük insan anladı bunu ve bir orada çalışmalarıma dair bir rapor istedi. Raporda tabii benim bu işi yapabileceğim tamamıyla yazılmıştı. Bana döndü şöyle dedi ki çocuğum ben biliyorum neden sen gitmek istemiyorsun. Ama söz verildi, ben söz verdim. Onun için gideceksin, Türk sözünden dönmez. Nasıl yapacaksın bunu dedi. Bir makinist alacağım yanıma dedi. Olmaz çocuğum dedi. Ben makinist uçmaz paşam dedi. O pilotaj bilmez. Yerde bunun şeysi, vazifesi yerdedir dedim. Biliyorum öyledir ama eğer sen yanına böyle bir makinist alacak olursan gittiğin yerlerde diyecekler ki bu yanına bir kurmay subay verilmiş ve senin bu uçuşuna gölge düşer dedi. Onun için sen bunu tek başına yapacaksın dedi. Ve ben hakikaten bu uçuşu tek başıma yaptım. Alnımdan öptü, tebrik etti. Ve tabii bu tebrik benim değildi, bana değildi. Doğrudan doğru Türk kadınına olan bir tebrikti. Ben de çok mutlu oldum Atatürk'ü böyle mutlu ettiğim için. Boğazların statüsü Lozan'da Türkiye'nin egemenliğini büyük ölçüde sınırlayacak biçimde düzenlenmişti. 1932-1938 yılları arasında dünya siyasi durumunun değişmesi, Atatürk tarafından Boğazlar sorununun çözümlenmesine ve daha sonraları Türkiye'nin güvenliğine büyük katkılarda bulunacak olan Montreux Sözleşmesi'nin yapılmasına olanak sağladı. Atatürk'ün zihnini işgal eden ve çözüm bulmak için çareler aradığı konulardan biri de Hatay sorunuydu. Hatay, onun dahice siyasetiyle ölümünden kısa bir süre sonra vatan topraklarına katıldı. Esasen bu olay
güçlü bir ülkenin barış yoluyla nelere ulaşacağını da açıkça göstermektedir. Atatürk kısa zaman içinde yapılanları 10. yıl nutkunda şöyle açıklamıştır. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyle ve azmin değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Onurlu ve büyük bir devlet olmanın gururunu Türk milletine tattıran Atatürk, hiçbir yana bağlanmadı ama herkesce hesaba katılması gerekli bir güç olduğumuzu dünyaya ilan etti. Atatürk, yoğun ve yıpratıcı çalışmalar sonucu yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9'u 5 geçe İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda bu odada vefat etti. Benim yaptığım işler biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Bana yaptıklarımdan değil, yapamadıklarımdan bahsediniz. Benim sizden istediğim yorulmamak değil, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni izlemektir. Anıtkabir, arkasında gözü yaşlı bir millet ve dünyanın gıpta ettiği inkılaplar bırakarak fani hayata veda eden Atatürk'ün milletin bağrında yattığı yer. Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938 günü İstanbul'dan Ankara'ya nakledildi. Naaş bir süre Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinde kaldıktan sonra 10 Kasım 1953 günü Ankara Rasattepe'deki Anıtkabir'de toprağa verildi. Thank you.
Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.